Merhaba değerli izleyenler. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal projesi olarak bahsedilen, sosyal konut projesi olarak bahsedilen TOKİ girişimi ile ilgili geçen hafta yazdığım bir yazı üzerine etki tepkiler aldım. İlginç tepkiler geldi. Kendi yaşadıklarını, kendi sorunlarını aktaran mesajlar da çoktu. Ve bir baktık ki TOKİ'ye bir dokun bin ağ hişit şeklinde bir durum söz konusu. Türkiye'nin her yerinde, farklı illerde, illerin farklı bölgelerinde farklı TOKİ yerleşimleri yapıldığı yıllar boyunca bilindiği üzere ve bu farklı TOKİ yerleşimlerinin her birinin bir diğerinden farklı sorunları var ama bir sorun çok ortak. Bir sorun o kadar ortak ki yargı bu idari işlemi destekliyor. Bu nedenle sosyal konut tuzağı olarak oluşturulan vatandaştan para toplama ve karşılığında ev verme ama ev verirken yaşam boyunca sürecek bir canından bezdirme eyleminden bahsediyoruz TOKİ dediğimizde. Ha, memnun olanlar da var. Memnun olanlar genellikle TOKİ'den ev alıp kiraya verenler ve kendileri TOKİ konutlarında oturmayanlar. Bu ayrımı da bir yapalım. Ama asıl sorun gündelik yaşamı ve inşaat tesliminden itibaren başlayan çeşitli aşılması gereken, kat maliki tarafından aşılması gereken problemleri gözlediğimizde karşımıza TOKİ'nin inşaatları teslim etme süreci ve usulü çıkıyor. TOKİ inşaatları kat maliklerine kendisine para ödeyen kişilere TOKİ memurları eliyle teslim etmiyor. Anahtarları teslim etmek üzere, daireleri teslim etmek üzere bir ekip görevlendiriyor TOKİ. Türkiye'nin her yerinde yaptığı usul bu. Bu yetkilendirdiği, görevlendirdiği ekibe önce kendisi yaptığı inşaatların tamam olduğuna dair teslimat belgesi hazırlatıyor. Ve 5, 6, 10, 12 değişen sayılarda site yönetimi adıyla bir ekibi kendisi oluşturuyor. TOKİ eliyle oluşturulan bir ekip, bu ekibin içerisinde yer alan kişilerin nitelikleri, özellikleri vesaire bizim denetim ve kontrolümüzden, TOKİ'de ev almış olanların bilgisinden tamamen dışarıda. Ne gibi nitelikleri olduğunu bilmiyoruz ama bir yetkileri var. TOKİ seçtiği bazı kişileri yetkilendiriyor. Öyle ki Ankara'daki pek çok TOKİ yerleşim yerinde aynı ekibin yetkili olduğunu da görebiliyoruz. Bu ekip TOKİ'den inşaatları teslim alıyor. Ve TOKİ'den teslim aldığı inşaatları tutup TOKİ'ye para yatırmış. Ziraat Bankası'nın ödemelerini düzenli yapmakta olanlara anahtarlarını teslim eden ekip oluyor. Ama bu anahtarlarını teslim etmekte yetinilmiyor tabii. Daha sonra o yerleşimde aidat toplama, faturaların ödenmesi için yetkilendirilmiş de oluyor ve pardon, faturaların ödenmesi için yetkilendirilmiş olmuyor. Aidatları toplamakla yetkilendirilmiş oluyor. Aidatları kendisi topluyor. Ama yerleşimler başladıktan sonra blok yönetimleri bir de TOKİ'nin inşaatları ada ada olduğu için ada yönetimleri ki bu adalar aslında TOKİ'nin farklı müteahhit firmalara verdiği inşaat kısımları oluyor. Farklı müteahhitlere benzer şekilde birbiriyle yakın olacak bir dengeleme gerçekleştirecek şekilde daire sayısına ve bina sayısına yakın bölgeler oluşturuluyor ve bunlara yaşamımız boyunca biz bu mahallelerde, bu sitelerde yaşarken yaşamımız boyunca bir ada yönetimi çıkarıyor karşımıza. Ama site yönetimi, ada yönetiminin de üstünde kat malikleri kurulunun oluşturduğu bir bina yöneticisi. Bina yöneticilerinin seçtiği bir ada yöneticisi ve hiç kimsenin seçmediği TOKİ'nin belirlediği bir site yönetimi. Site yönetimi en üstte yetkili. Aidatları topluyor. Topladığı aidatlardan her bir blok için o bloğun işte doğalgaz, elektrik, su faturası için düşen miktarı
bina yöneticisine bu üstlenimi kendisi gönderiyor ve bina yöneticisi bunları yatırıyor. Böyle tuhaf bir sistem kurulmuş halde. Bu sistemi değiştirmek vesaire mümkün ama buraya bir dokun bin ah işit dediğim yerden bu sistemi değiştirmek için ne kadar zorlanıldığını da görüyoruz. Gazete Duvar'da geçen haftaki yazımda bunlara değinmiştim. Hakikaten yargı bu yöneticileri koruyor. İdare tarafından teşkil edilmiş, idareden binayı teslim almış, binaları, siteyi teslim almış ve bu sitede hiçbir eksiklik olmadığına dair belgeleri imzalamakla yetkili. Ne kadar inceledi onu bilmiyoruz. Bu site yönetimi. Pek çok sitede TOKİ tarafından yapılmamış olsa bile pek çok sitede, lüks sitelerde yönetim sorunları, site yönetimi sorunları olduğunu biliyoruz. Burası aslında hakikaten kat mülkiyet kanununda boşluklar olan bir yer. Bu boşluklardan yararlanılarak oluşturulan çeteleşmiş yapılar var. İşte bugün söz edeceğim konu aslında henüz yerleşim başlamadan ama TOKİ tarafından teslim edildikten bir hafta sonra yaşanan bir asansör kazası olayı. Bir asansör kazası yaşanmış TOKİ yerleşimlerinden birisinde. Yani yerleşim yerinin ismini vesaire söylemek istemiyorum ama bunlar bu bilgiler bende var, pek çoklarında da var. 2012, 21 Aralık 2012 günü TOKİ tarafından teslim edilmiş bir binada bir hafta sonra, teslimattan bir hafta sonra bir kaza yaşanıyor. Asansör kazası, işçiler yaralanıyor ve bu işçiler tabii ki tazminat talep ediyorlar, mahkemeye başvuruyorlar iş kazası nedeniyle ve bu iş kazası henüz o binada kat maliklerinin yerleşmediği bir zamanda henüz teslim alınmış. Hiçbir sorun yok denilerek teslim alınmış binada işler devam ediyor. Yani bu iş kazası kat maliklerinin görevlendirdiği işçiler değil. Sistemin müteahhit firmanın işçileri ve asansör kazası yaşanıyor, işçiler yaralanıyor. Henüz kat malikleri taşınmamış, anahtarlarını teslim almaya başlamışlar ama. 1-2-1-2 teslim alanlar var olan bir zamanda yaşanmış bir kaza. İşçiler 51. İş Mahkemesi'ne Ankara'da başvuruyorlar ve haklı bulunuyorlar. Tazminata hükmediliyor. Ancak çok garip bir şekilde bu asansör kazasında tazminatı ödemekle yükümlü olan TOKİ değil. Tazminatı ödemekle yükümlü olan müteahhit firma değil. Hatta o asansör sağlamdır diye rapor veren Mimarlar Mühendisler Odası yetkilisi altında imzası olanlar da değil. Site yönetimi de değil. O binanın, kazanın yaşandığı binanın içinde yer aldığı 14. etabın birinci ve ikinci kısımlarında yaşayan bütün kat maliktir. Yani ben diyeyim 20 bina, siz deyin 30 bina kat maliktir. Tek binada yaşanıyor. İnşaatı yapan kamu idaresi sorumlu tutulmuyor. İnşa eden müteahhit sorumlu tutulmuyor. İnşaatı eksiksizdir diyerek teslim alan site yönetimi sorumlu tutulmuyor. Asansör kullanılabilir raporu veren Mimarlar Mühendisler Odası üyeleri sorumlu tutulmuyor. Kim sorumlu tutuyor? Mahkemeye göre istinafın da onayladığı karara göre kat malikleri sorumlu. Ama o binada oturan 60 küsur kat maliki değil sorumlu tutulan. Onun çevresindeki o birinci, ikinci kısım olarak isimlendirilen kısımdaki 20 ya da 30 binada daire sahibi olan herkes bu tazminatı ödemekle yükümlü tutuluyor. Şimdi bu başta söylediğim gibi site yönetimiyle ilgili kat mülkiyeti kanunundaki boşluklardan kaynaklanıyor muhtemelen. Yasal boşluklardan kaynaklanıyor muhtemelen. Bir şekilde kanuni kılıfa uydurulmuş, hakimler buna göre karar vermiş. Ama
adaletli olduğunu kim söyleyebilir? Henüz almışsınız, oturmaya başlamamışsınız, kaza olmuş ve siz yıllar sonra bu kazanın tazminatını ödemekle yükümlüsünüz. Birinci ve ikinci kısımlardaki çok sayıda kat malikinin her birine bu kazadan dolayı 1628 lira ödeme yükümlülüğü getirilmiş. İşçilerden bir tanesinin elde etmesi, bir tanesinin hak ettiği, mahkeme kararıyla hak ettiği tazminat tutarı 685 bin lira. Bir diğer işçi için, onun tazminatı için 407 bin lira teminat yatırılması gerekiyor hemen tazminat öncesinde ve kaza 21 Aralık 2012'de olmuş. Bu tazminat ve teminatların ödenmesi için son tarih ise Mart 2022 ile Mayıs 2022. Birisi Mart'ta, birisi Mayıs'ta ödendiler bu yıl. Yani insanlar bu arada mahkeme kararına itiraz ettiler. İtiraz yolu açık çünkü. İtiraz ettiler fakat yargıda davaları reddedildi. Yargıda davaları reddedildi. Kendilerinin orada oturmasından ya da anahtarlarını teslim almasından önce yaşanmış bir iş kazasının tazminatını ödemekle yükümlü kılınmalarına itiraz edenlerin itirazı yargıda reddedildi. Böyle bir sistem var ortada. Ben sorunsuz teslim aldım diye imza atmadılar. Site yönetimi imza attı binalar sorunsuz diye. Sorunsuz olarak teslim aldık binaları, eksiksiz aldık diye imza atan site yönetimi. Ama kat malikleri o site yönetiminin oluşumunda hiçbir role sahip değil, bilgileri yok. Kimdir o site yönetimi? Hangi nitelikleri dolayısıyla site yönetimi olarak seçilmiş, görevlendirilmiş, yetkilendirilmişlerdir? Bundan TOKİ yerleşimlerinde daire sahibi olanların haberi yok. Ancak taşındıktan sonra, ancak yüzleşmeler başlıyor ve sorunlar görülmeye başlıyor. Yaşarken yıllar boyunca bu sorunlar katlanarak artıyor ve TOKİ yerleşimlerinde hemen her ildeki, her ilin her bölgesindeki TOKİ yerleşimlerinde adliyeler TOKİ davalarıyla dolu. Sırf benim yaşadığım yerde yüzlerce dava var. Site yönetimi adıyla teslim edilmiş olan o üst yönetime açılmış çokça dava var. TOKİ'ye açılan davalar var. TOKİ'ye açılan davalar zaten kazanılamıyor. Ama üst yönetime açılan davalar kazanılabilme ihtimalleri var ve bunlar sürüyor. Çok uzun olmasına rağmen kazanılanlar var ve devam eden pek çok dava var geride. Böyle bir sistem topluma kurulan bir tuzak. Ben tuzak dediğim zaman, aa ne güzel işte devlet sosyal konut yapıyor, bunun nesine itiraz ediyorsun? Yoksa insanlar başka türlü nasıl ev sahibi olabilecek? Bundan niye rahatsız oluyorsun? Sırf muhalefet etmek için yapıyorsun diyenler, TOKİ'de yerleşimlerinde oturmayanlar zaten. Oturanlar, ah benim yaşadığım yerde de şu şu sorunlar olmuştu, ah benim girdiğim yerde işte 2015'ten bu yana da bitecekti güya, 2015'ten bu yana pek bir inşaat faaliyeti başlamadı daha diyenler var mesajlar olarak. Ama gelen mesajlar arasında tabii ki tahmin edileceği üzere cinsiyetçi saldırılar var. Ne teröristliği kalıyor insanın, ne başka bir şeyi, muhalefete yaranma çabası gibi tuhaf tuhaf şeyler. Bir tanesi de çok ilginçti, o güldürdü, onu da söyleyeyim. Sen Tokyo'ya nasıl böyle söylersin? Bir de anne olacaksın diyor. Nasıl bir alaka kuruluyor, değil mi? Yani ben o şairin şiirlerini hiç sevmem çünkü çorapsız ayakkabı giyiyor diyen bir edebiyatçımız vardı bir vakitte. Böyle bir yaklaşım, yani sen TOKİ'ye nasıl saldırırsın? TOKİ'ye nasıl bunları söylersin? Tabii iktidar demek istiyorlar orada. Nasıl bunları söylersin? Bir de anne olacaksın. Güzel yap yani. Çok güzel bir kafa konforu. Bu kafa konforuyla insan hakikaten rahat rahat yaşayabilir herhalde. İstediğini söyle hiç düşünmeden. Evet, bu kazanın yaşandığı yerde, bu asansör kazasında Meram'ı anlatabildim zannediyorum. Aynı yerde bir de daha farklı
ama çok ciddi bir eksiklik var. Bina yapılırken yapılması gereken bir duvar, bir istinaf duvarı yapılmadan teslim edilmiş. Ama o site yönetimi denilen çete, onlara ben çete diyorum. Umarım hukuken suç işlemiyorumdur. Ama onlar suç işliyorlar, orası kesin. Bu çete yapıldı, eksiksiz diyerek teslim almış orayı. Asansör kazası yaşanmış. Aynı binadan söz ediyoruz. Aynı bölgeden söz ediyoruz. Teslim alınmış. Anahtarlar teslim edilmiş. İnsanlar yerleşmeye başlamış. Aradan bir yıl geçmiş veya daha farklı bir süre, birkaç yıl gibi bir süre geçmiş. Henüz bu asansör kazasının davası devam ediyor. Sonra davalar sonuçlanmaya, bir duvarın eksik olduğu dile getirilmiş üst yönetim tarafından. Bunun için defalarca toplantılar, tartışmalar pek çok binada ve üst yönetimle yapılan toplantılar, tartışmalar, bilmem ne. O binayı eksik olarak teslim alan site yönetimi, o binadaki eksikliği kayıtlara düşürmeden teslim alan site yönetimi karar almış. Bina yöneticilerini ve ada yöneticilerini site yönetimine dahil ederek, çeteyi genişleterek bu her binadaki 60 küsur kat malikine bir tuzak oluşturuyorlar. Yani sistem tepede bir TOKİ tuzağı ve altında da o oluşturduğu çetenin insanlara kurduğu tuzak şeklinde iç içe tuzaklar halinde işliyor ve orada kat maliklerinin seçtiği apartman yöneticilerinin, blok yöneticilerinin ve ada yöneticilerinin de katılımıyla o eksikliği tamamlama yükümlülüğü de kat maliklerine verilmiş. Eksiklik bir binada, o kısımdaki bütün binalardan insanlar o eksikliği tamamlamak için mali yükümlülük altına girmek zorunda. Çünkü site yönetimi almış o kararı. O karara uymak gerekiyor. Bu karara itiraz da mümkün olmamış yargıda. Bu itirazlar da yargıda reddedilmiş. Ve TOKİ'nin eksik yaparak teslim ettiği, site yönetiminin eksik teslim aldığı ve sonra kat maliklerinin sorumluluğu olan bir istinaf duvarının yapımı da bir bloğa ait olmasına rağmen oradaki 20-30 veya 15-20 binanın kat maliklerinin maddi bedel ödemesini gerektiren bir şekilde sonuçlanmış. Ödemedikleri takdirde ne olacak? İtiraz edenler ödemek istemiyorlar. Ödemek istemeyenler için ne büyük işkenceler yapılıyor. Yani bir sosyal dışlanmışlık ve duygusal yük bindiriliyor. Yazılar yazılıyor her kat malikine gidiyor. İşte ödemeyenler, ödemek istemeyenler var. Ödemeyenler bütün bir birinci, ikinci kısmın elektriğinin, suyun, banka hesapları bloke edilecek, haciz gelecek ödemedikleri zaman ve bu bloke işlemi gerçekleştiğinde faturalar ödenemeyecek. Bütün birinci, ikinci kısmın elektriği, suyu, doğal gazı kesilecek, sıcak suyunuz olmayacak, ocaklarınız çalışmayacak. Dünyanın şeyi, itirazı, pardon, ocaklar dahil değil, ocaklarımızı kendimiz ödüyoruz. Tüm bir yaşamsal gereksinimler bir kişi ödemediği zaman gelecek haciz yüzünden engellenecek. O bir kişinin ismini dahi ifşa ederek, o kişisel verileri koruma kanunu falan işlemiyor. Benim blogumda da öyle. Alacaklı olduğum halde borçlu gösterildiğim çarşaf çarşaf listeler her ay iki kere yayınlanıyor örneğin apartman WhatsApp grubunda. Halbuki ben alacaklıyım, borçlu görünüyorum orada. Böyle saçma sapan şeyler. Bu birinci, ikinci kısım, 14. etap dediğim yerde ise işte çok ciddi yaşamsal önemi olan bir inşaat eksikliğinin tamamlanması da kat maliklerine verilmiş halde ve ödedi. Ve yargı bu kararları veren yargı yasal boşluklardan yararlanıyor. Muhtemelen bunu hukukçular yorumlayacaktır elbette ama
bu yasal boşluklardan yararlanılarak verilen kararlar kanuna uygun olsa da adalete uygun değil. Asla adalete uygun değil. İdarenin bir kurumu TOKİ, idarenin kurumu, idare göbekten bağlı bir yargı diyoruz ya, Kavala kararından, Demirtaş kararından hepimiz haberdarız ama toplumun alt katmanlarında bu küçük küçük olaylardan çok az kişi haberdar ve orada o idareye tam bağımlılık hali aslında biraz daha çeşitlenerek çeteleşmişlik haline dönüşüyor ve o site yönetimleri içerisinde yer alanların eli kolu nereye kadar uzanıyorsa oraya kadar insanlar sömürülüyor, kullanılıyor, korkutuluyor, ifşa ediliyor. Böyle bir site yönetimi sistemi kurmak da TOKİ'nin yaptığı iş. Tabii ki TOKİ'yi sorumlu tutacağız bunlardan. Ama aynı zamanda yargıyı da sorumlu tutacağız. Çünkü yargı idari işlemleri hep onaylamak yönünde. Site yönetimleri idari kurumlar değil ama idari kurumun yetkilendirdiği kurumlar olarak, kişiler olarak görülüp ve elleri kolları da uzun olduğu için şu ülkenin bu çeteleşmiş halini düşünelim. Üstte Sedat Peker'ler, Alaaddin Çakıcılar savaşırken ve başkaları, birçokları başkaları savaşırken altta onların yavrucukları sıradan insanın hayatını zehir etmekle meşgul ve onlar da yargıdan destek alıyorlar. Ve TOKİ sistemi böyle bir haraça benzer yönetim usulünün böyle yasa, kanun, yargı desteğiyle haraç toplamaya benzer usulün tam göbeğinde yer alıyor TOKİ sistemi. Burada TOKİ konusunda mutlaka bu işlemlerin düzeltilmesi, değiştirilmesi ve yargının insan, vatandaş, yurttaş lehine karar verecek düzenlemelere dikkat etmesi gerekiyor. Yasal boşluklar olabilir ama bu yasal boşlukların hakkaniyetle, adaletle, hukuk ilkelerine uyularak düzeltilmesi şart. Uygulamada belki kanun dışılık da hiç görmediğimiz şeyler değil. Kanun dışılık da olabilir ama kat mülkiyet kanunumuzda boşluklar olduğu da doğru. Fakat bu boşlukları hakimler takdir yetkisiyle bilirkişi raporlarıyla doldurabilirler. Ha, burada bilirkişilere de geliyoruz. Bilirkişilerin seçimi son derece önemli ve işte site yönetimleri bilirkişi raporlarıyla işleri de yürütüyorlar. Değerli izleyenler, TOKİ hakkında bu söylediklerim pek çok kişiyi rahatsız ediyor. Pek çok kişiyi iktidara muhalefet etmek için bahane aramak şeklinde suçluyor. Ama asıl olan buralarda yaşanan durum. Sosyal konut yapmak devletlerin elbette ki görevi. Ama bu yaparsın, inşaatını bitirirsin, hak sahiplerine teslim etmek için kimlerin hak sahibi olduğunu ve hak sahiplerine teslim etme usulünü de adaletle ve ayrımcılık yapmadan, kayırmacılık yapmadan gerçekleştirirsin ve teslim ettikten sonra ödemeleri başlatırsın. Ama TOKİ'de ödemeler başlıyor. İşte insanlar şimdi yatırmaya başladılar, o tarihin en büyük sosyal tuzağına şu anda yatırmaya başladılar. İlk açıklandığı gün ile ertesi gün söylenen rakam bile değişti. Değişti. Bir gün söylendi, ertesi gün zam geldi söylenen rakama. Sonra ondan sonraki gün bu sefer de yapılacak konut sayısı değişti, arttırıldı. 500 bin değil işte 3 bin konut daha eklendi vesaire. Alelacele seçim öncesi yapılmış bir hamle ve bu hamle iyi tasarlanmadan, onun için alelacele diyorum, iyi tasarlanmadan kamuoyuna sunulduğu için de bakanın söylediği, Cumhurbaşkanı'nın söylediğini tutmuyor. Açıklamalar ikisini de tutmuyor. Ve insanlar sürekli yatırmaya çalışıyorlar. Ne zaman bitecek şimdi yatırdığınız ve inşaat başlarken siz ödemeye başlayacaksınız. Kirada oturuyorsanız bir yandan kiranızı ödeyecek, bir yandan da taksitlerinizi ödeyeceksiniz. Bütün bunlar çok önemli meseleler ve o
taşınmanız gerçekleştikten sonra o taksitleriniz yılda 2 kere zamlanacak. Bunları herkesin bilmesinde fayda görüyorum. Yılda 2 kere zamlanan taksitler, enflasyon oranını düşünün. Memurlara yapılan yılda 2 kere Ocak ve Temmuz'da yapılan zamları elinizden zaten alıp götürüyor o konut taksitine yapılan zam. Yani bize yapılan her zammı biz TOKİ'ye ödüyoruz. Ve ekstradan senede 2 kere bu zam tutarına yakın bir rakamda aşağı yukarı zam tutarı kadar bir KDV'yi de yılda 2 kere ödüyoruz. Artı emlak vergisinden muaf olma hakkınız varsa eğer bu hakkınızı kullanamıyorsunuz. TOKİ gasp ediyor bu hakkınızı ve sizden yatırdığınız taksitten emlak verginizi de kesiyor otomatik olarak kaynağından. Eğer yani emlak vergisinin gerektirdiği rakamı o takside ilave ederek yatırmadıysanız taksitinizi ödememiş oluyorsunuz. Böyle bir durum var. Yargının idareyle bu kadar bağımlı olduğu zamanlarda yaşanan, böyle bir toplumda yaşanan sorunların alt katmanlardaki insanları ilgilendiren kısmından söz ettim bugün de. Ama bunların çok çok büyüklerini biliyor toplum, fakat küçükler bilinmediği için bilinsin istedim değerli izleyenler. Hoşçakalın.